Evet, anlat bakalım Yıldız. Endo, bana küsmedin değil mi? Ha, evlendin diye seni tebrik etmemi beklemiyorsun değil mi? Gerçekten benim aklımda böyle bir şey yoktu. Her şey aniden gelişti. Doğan'la iyi ağız birliği yapmışsınız. Ya planda bir şey yoktu diyorum sana. Kumru'yla zaten uğraşıyorum, bana ne hakaretler ediyor. Çağatay'la ikisi oyunlar çeviriyor, artık canıma tak etti. Sen de evleneyim dedin, ha? Doğan bana bunu teklif etti, intikam planı olarak. Ben de ona hemen dedim ki eğer Ender'le gerçekten bir ilişkin varsa böyle bir şeyi ben asla yapmam. Ama olmadığını söyledi. Bak, bunu tebrik ediyorum, bravo. Fırsattan istifade buna denir. Aşk olsun Ender ya, gerçekten öyle değil. Öyle değilse bana bunu önceden haber vermen gerekirdi Yıldız. En azından zahmet edip bir izin alsaydın. Neyin izini alayım? Doğan aranızda gerçekten bir ilişki olmadığını söyledi. Yani sen de keşke bana söyleseydin. Bu Doğan'ı korumak için bir hareketti. Onu kişisel algılama. Ben de kendimi korumak için böyle bir şey yaptım. Sen de kişisel algılama. Yıldız, bak. İlk defa benim arkamdan iş çevirmiyorsun. Ha, ben buna şaşırdım mı? Hayır, tabii ki şaşırmadım. Ayrıca beni karşına alma cesaretini gösteremeyeceğinden de eminim. Tehditimizi de edildik. No, tehdit falan etmiyorum. İkimiz de birbirimizi çok iyi tanıyoruz Yıldız. Sana kırıldım mı? No. Ama sinirlendim mi? Evet. Hayatım, Doğan'la senin gerçekten ilişkin olsa ben böyle bir şey yapmazdım ki. Ama düşmanlarımızdan intikam almak için yaptık. Sen de benim yerimde olsan, sen de yapardın. Hatta senin aklına gelirdi. Okey. Okey mi? Okey. Sana inanıyorum Yıldız. Zaten beni burada sinirlendiren senin bana haber vermemiş olmandı. Açıklama yaptın. Konu kapandı, okey. Ay Endo, sen gerçekten değişmişsin. Gel seni bir öpeyim kız.